Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır sözleri sahaya yansıdı. İdlib ve Halep kırsalı ile Tel Rifat'ta rejim unsurları top atışlarıyla imha edildi. Taftenaz'daki eski havalimanı da büyük bir Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne dönüştürüldü. Mehmetçik Maer Numan güneyindeki Maer Hitat üssü çevresinde Han Şeyhun'a giden yolu ulaşıma kapattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şey aynı şekilde devam edemez. Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır sözleri Suriye'de sahaya yansıdı. Astana'da imzalanan gerginliği azaltma bölgesi anlaşmasını hiçe sayarak 2,5 yılda 2000'den fazla yerleşim bölgesini ele geçiren 60 bin kilometreden fazla alanı da kendi bölgesine katan Esed rejimine garantör Türkiye dur demiştir. İdlib, Rusya ve İran destekli rejim unsurlarıyla Türkiye arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Serekip'teki Trenbe gözlem noktasında 7 Türk askeri ve 1 teknik personelin şehit edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhalifler sahadaki askeri gücünü özellikle dünden itibaren hissettirmeye başladı. Çatışmalarda ağırlık noktası Serakip kasabası oldu. Önceki gece ağır Rus bombardımanı ile birkaç küçük yerleşim yerini ele geçiren rejim, bölgede yeni kurulan 4 adet Türk gözlem noktasını kuşatarak Mehmetçi'yi tahliyeye zorlamış. Ancak geri adım atmayan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, rejimin tacizlerine çok sayıda gözlem noktasından karşılık verdi. İdlib ve Halep kırsalı ile Tel Rifat'ta hareketli mobil durumdaki tüm rejim unsurları top atışlarıyla sabaha kadar ateş altına alındı. Serakip'in kuzeydoğusundaki El Duvet rejim tankları top atışlarıyla imha edildi. Yerel kaynaklar sadece burada en az 15 rejim askerinin imha edildiğini bildiriyor. Tel Rifat'ta da rejimin toplanma alanı ve operasyon odası imha edildi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. El Neyrab köyünde saldırı hazırlığı yapan onlarca İranlı ve Lübnanlı Hizbullah milisi bulundukları yerde vuruldu ve imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhaliflerin hamleleri sonucu ağır darbeler alan rejim, günlerdir yaşadığı yoğun kayıpları artık gizleyemez oldu. Yerel kaynaklar son 24 saat içerisinde onlarca rejim askeri ve İran destekli milisin imha edildiğini ifade ediyor. Rejim, kayıplarını kabul ediyor ancak sayı vermiyor. Şam'a yakın kaynaklarda Halep ve İdlib'de imha edilenler arasında Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Usame Mahmud İbrahim, Komutan Basil Hasan Yunus gibi isimlerin de olduğu belirtiliyor. Muhalif kaynaklar, İran ve Esed güçlerinin son bir ayda en az 500 kayıp verdiğini ifade ediyor. Cephe hattında çatışmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetlerinden stratejik bir adım daha geldi. İdlib'in 17 kilometre kuzeydoğusundaki Taftenaz'da bulunan eski askeri havalimanı Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne dönüştürüldü. İdlib'in kuzeyindeki Keferlis'in sınırından Suriye'ye giren çok sayıda tank, top ve zırhlı araç bu üste konuşlandırıldı. Komando ve özel kuvvet ekipleri de üste görev almaya başladı. Bir Tugay büyüklüğündeki bu üssün tahkim edilişinden ürken rejim, dün öğle saatlerinde buraya saldırı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, saldırının geldiği Mardi köyündeki rejim topçularını imha etti. Öte yandan İdlib'e açılan kapı olarak da bilinen Serakip'in düştüğü belirtildi. Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde, Rusya'nın desteğini arkasına alan Esed güçlerinin Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak Serakip'i aldığı açıklamasında bulundu.